Merhaba. Merhaba. Şu Kenan meselesini bir çözelim aramızda. Gerçekten ben çok üzülüyorum buna. Yok, ben onu konuşmak için gelmedim Yasemin. Şey diyecektim sana. Şu dedektif olayını artık kafana takmana gerek kalmadı. Niye böyle dedin? Dün gece konuştum adamla. Sildirdim bütün kayıtları. Ya o konuşarak silmez öyle bir şeyi. Para verdin değil mi sen? Ne kadar verdin? 3000, 4000 söyle. Hallettim ben bir şekilde işte. Hayır, ben katiyen buna müsaade edemem yani. Ben sana taksit ödemek istiyorum. Çok rica ediyorum bak. Bana bir borcun falan yok Yasemin. Emel'i de kafana takmana gerek kalmadı ya. Yanım çok üzülüyor senin için. Oğlunun bebekliğini, çocukluğunu kaçırdın. Bir yanımsa çok seviniyor. Ablamdan sana bir parça kaldığı için. Değil mi? Evet. Şimdilik bir başkasına baba demesine katlanmak zorundayım. Neden saklıyorsun? Anlattım ya Jülide. Zaten bir sürü travma geçirdi. Bir de ben karşısına çıkıp ben senin babanım dersen, iyice dengesinin bozulmasından korkuyorum. Bir de şey var. Sevsin istiyorum galiba beni. Ben Sinan abi olarak sevsin istiyorum. Ha, gerçeği öğrendiğinde kabullenmesi belki daha kolay olur onun için. Tipik Sinan. Kendinden önce daima başkasını düşünen. Peki sence Cevdet benim kadar heyecanlı mı? Torunu olduğunu öğrendiği için. O senin gibi değil. Yıllarca ablamın anısına o kadar kilitlendi ki artık başka kimseyi sevemez. Torununu bile sadece ablamdan bir parça olduğu için istiyor. Olmana sevindim. Hatta ben Cevdet'in Mert'i intikamının bir parçası olarak kullanabileceğinden korkuyorum. Kafasından neler geçiyor tam olarak bilmiyorum ama sahip çık. Lütfen. Mert'e sahip çık. Yeğenin o senin. Cevdet'ten onu koru, olur mu? Geçmişin ona bulaşmasına izin verme. Merak etme. Elimden geleni yapacağım.